Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün lezzetiyle dışarıda yediklerinizi aratmayacak, yapım ile de sizleri hiç zorlamayacak nefis bir tarif vereceğim. Yani bir değil aslında birkaç tarif vereceğim. Yani evde pide yapacağız. Kaşarlı pide, sucuklu pide, kıymalı pide. Bunları yapacağız inşallah hep beraber. Bunun için ilk önce hamurumu yoğurup mayalandırmaya bırakmam lazım. Gerekli malzemelerimi tezgahımın üzerine hazırladım. 5 su bardağı unumu yoğurma kabımın içine bıraktım. 1 su bardağı ılık suyum var. 1 su bardağı ılık süt. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Şöyle 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şekerim ve 1 paket de instant maya kullanacağım arkadaşlar. Hemen hamurumu yoğurmakla işe başlıyorum. Tuzumu şu şekilde unun üzerine gelecek şekilde serpiştiriyorum. Diğer malzemelerimi de şöyle unumun ortasına çukur yaptım. Hemen buraya döküyorum. Dilerseniz 2 su bardağı ılık suda kullanabilirsiniz. Ben 1 su bardağını süt olarak değerlendirdim. Bu şekilde kullandım. Şimdi son olarak şekerimi de atacağım. Ufaktan ufaktan artık yoğurmaya başlıyorum hamurumu. Yumuşacık bir hamur oluyor. Ele yapışan bir hamur oluyor. Toplamakta biraz zorluk çekiyorum. O yüzden şöyle avucuma çok az sıvı yağ bırakıyorum. Onunla da hamurumu toparlayacağım. Siz de bu şekilde toparlayabilirsiniz. Aksi takdirde zaten ele yapışan bir hamur olduğu için elinizden ayırmak zor olabilir. Ama yağ ile çok çabuk toparlanacaktır. İnanın bana. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık bir hamur elde ettik arkadaşlar. Şimdi hemen kapağımı kapatacağım. Bir 45 dakika ya da 1 saat kadar mayalanması için kenara alıyorum. Mayalandıktan sonra karşınıza geleceğim. Yapacağım pidelerimin iç harcını buraya hazırladım. Şimdi bir kıymalı harcımın karışımlarını birleştirmek kaldı. Bunun için de şöyle bir adet orta boy soğanımı rendeledim, hazırladım. Şöyle bir adet yeşil biber, bir adet de kapya biberim var. Onları da şöyle ilave ediyorum. Baharat olarak da karabiber, kırmızı toz biber ve tuz kullanacağım. Kıymalı harcımı bu şekilde hazırlayacağım. Burada kaşar rendesini hazırladım. Sucuğumu dilimledim. O da hazır. Şöyle bir de köy peynirim var. Bunun da böreği çok güzel oluyor. Pidede denemedim ama şimdi pidede de deneyeceğim. Eminim onda da çok nefis olacak. Şöyle kıymalı harcımı iyice karıştırarak bir yoğurayım. Bütün malzemelerim özdeşleşsin. Bu arada hamurum da çok güzel kabarmış. Hemen pidelerimi yapmaya başlayayım sonrasında. Yani özellikle şu zorlu pandemi döneminde dışarı çıkamıyoruz. Biz de dışarı çıkamazsak kaşarlı pideyi, sucuklu pideyi, kıymalı pideyi evde yaparız diye düşündüm. Ve sizinle paylaşmak istedim bu videomu da. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet, gayet de güzel oldu, karıştı. Hemen şöyle kıymalı harcımı da kenara alıp hamurumu getiriyorum. Hamurum da gayet güzel mayalanmış. Hemen şöyle bir havasını alacağım.
yumuşacık bir hamur olmuş arkadaşlar. Hemen tezgahıma biraz un serpip artık böyle pidelerimi yapmaya başlıyorum. Kesmiş olduğum hamurlarımı bezeleyeceğim. Ben hemen bezeleme işlemini de hallettim. 10 adet bezem oldu. Bezelerimi şöyle hafif yumuşatmış oldum. Serpmiş olduğum yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Üzerinde örteceğim temiz bir bezle. Bezelerin durduğu yerde daha da mayalanıyor arkadaşlar. Yumuşacık olmuş. Toplamda 10 adet bezem vardı. Gözüme büyük geldiği için onları biraz daha küçülttüm. Şu an toplamda 16 adet bezem var ve 16 adet de pide demek oluyor. Görmüş olduğunuz üzere mümkün olduğunca ince açmaya özen gösterelim çünkü hamurumuz mayalı bir hamur. Hemen şöyle kıymalı pidemi yapmaya başlayayım. Sırası üzere sucuklu, kaşarlı hepsini yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle uç kısmını birleştiriyorum. Sonrasında artık fenerlerini de yavaş yavaş şu şekilde çekilerek kapatıyorum. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime pidemi bırakıyorum. Diğer pidemin hamurunu da açtım, hazırladım. Ona da şöyle sucuklu yapacağım. Hemen üzerine de kaşar peynir rendesi, sucukları alta yerleştirdim, kaşar peynirleri gördüğünüz üzere üstte yerleştirdim. Sucuklar üstte olsaydı sıcaktan hem kururdu hem yanar düşüncesiyle o yüzden alta bıraktım. Yine aynı işlemi bu pidemde de gerçekleştiriyorum. Şu yağ kısımlarını hemen kapatıyorum.
bir şekilde birleştirdim. Hemen şimdi fırına vereceğim ama fırına vermeden önce böreklerimin kenar kısımlarına yumurta sürüyorum. Çok daha güzel kızarsın diye. Pidelerimin kenarına yumurta sarısı sürüyorum çok daha güzel kızarsın diye. Pidelerimi 220 derecede ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim. Isı yüksek olsun ki gerçek fırında pişmiş gibi lezzetli olsun istiyorum pidelerim. Hemen şimdi fırına veriyorum arkadaşlar. Fırından çıkarttığında tereyağı ya da kenar kısımlarını yine yağlayacağım. Onları da size göstereceğim. Ama şimdi pidelerimi fırına veriyorum. Pidelerim fırından çıktı. Sıcağıyla hemen şöyle tereyağıyla kenarlarını güzelce yağlıyorum. Çok bereketli oldu arkadaşlar. Bir sürü pide oluyor vermiş olduğum ölçülerde. Hemen şimdi sunum için hazırlayacağım pidelerimi. Şimdi sunum için hemen hazırlıyorum pidelerimi. Evet arkadaşlar, benim en sevdiğim bölüm olan sunum bölümüne geldik. 3 ayrı pide yaptık. Bir hamurdan 3 çeşit pide yaptık. Sucuklu, kaşarlı, kıymalı pidemiz ve bu da köy peyniri ve yumurtalı pidemiz. Gerçekten üçü de birbirinden nefis oldu. Vermiş olduğum ölçülerde de yaparsanız harika zaten oluyor. Çok da güzel çıkıyor, çok da bereketli.